Şu anki durum nedir? Türkiye emeklilerin yaşam kalitesi ve sağlık harcamaları bakımından 44 ülke içerisinde 40. sırada. 12 milyon emeklinin 8 milyonu açlık sınırının altında gelire sahip. Daha geçen yıl en düşük emekli maaşı 1500 TL'yi geçti. Müteahhitlerin borçlarını silerken, yandaşa dolarla kaynak aktarırken gözünü esirgemeyen, bol kepçe dağıtan iktidar, sıra emeklilere gelince pinti ve cimri kesiliyor. Son 3 yıldır bir kuruş bile artırmadığı emekli ikramiyesine sadece 100 TL, sadece 100 TL zam yaptı bu sene. İnsan utanır o rakamı açıklamaya. Ama uzun süreden beri utanma duygusu kaybedilmiş durumda. Şartlar böyle olduğu için 5 milyon emekli ya çalışıyor ya da iş arıyor. Çünkü bu maaşlarla geçinmek imkansız. Yapılan araştırmalar acı gerçeği ortaya koymakta. Emeklilerin %77,5'i hayatından memnun değil. %97'si dar gelirli ve yoksul. %88'i bankalara borcu var. Geçim sıkıntısı hayatı daraltıyor. Torunlarına harçlık veremez hale geldi büyüklerimiz. Yaşlı yoksulluğu, toplum dışına itilme, unutulma ve yoksunluk emekli kesimin gündelik yaşamının doğal bir parçası olduğunu yazık ki. Kardeşlerim, ne yazık ki bu koşullara bir de pandemi eklendi. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan 1 milyona yakın kişi işini kaybetti bu süreçte. Acilen tedbir alınması, emekli maaşlarında makul bir iyileşmeye gidilmesi gerekir. Dahası sağlık hizmetleri için çeşitli hatlarla alınan paralar var. Emeklileri zorluyor. Kışın pek çok emekli soğukta cedelleşiyor. Doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye bir odanın petekleri yanmakta. Bu ayıba son vermek, emeklilere kış ayları için ısınma yardımı yapmak lazım. Unutmayalım, ısınma yardımı yapmak lazım. Bir de tabii ikramiyeler, emeklerimiz daha iyisini hak ediyor elbet. Ama en azından 1500 TL olmalıydı bayram ikramiyeleri. Bu çok mu zor? İnsanların yüzünü güldürmek, onlara çalıştığı 10 yıllara karşı bir bayram sevinci yaşatmak çok mu zordu? Yeter ki iyi niyet olsun. Bunların hiçbirisi zor değil. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, bir de emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Popülizme kaymadan ama ülkenin gerçeklerini ve insanımızın çektiği sıkıntıları da hesaba katarak emeklilik talebi geniş kitleler için karara bağlanmalıdır. Bildiğiniz üzere 1999'da kabul edilen bir kanunla emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yükseltildi. 1999'da önce 5.000 gün ve erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yıl çalışma koşulu emekliler için yeterliydi. Bahsi geçen yasa prim gün sayısını 7.000'e, emeklilik yaşını ise kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkardı. Kanunun ilk hali çok acımasız bir içeriğe sahipti. Düzenlenme geçmişe yürütüldü. Dahası herhangi bir intibak öngörülmemişti. Ama daha sonra kademeli bir geçiş planı kabul edildi. 1999 ile 2008 arasında pek çok kişi eski koşullara yakın şartlarda emekli oldu. 2008'den beri ise sosyal güvenlik sistemi yerinde saymaya, tüm itirazlara rağmen kurallar esnetilmeden uygulanmaya devam ediyor. Peki emeklilik sistemi bu haliyle adaletsiz mi? Yanlış olan ne? Emeklilikte yaşa takılanların talepleri için ne demeliyiz? Emeklilikle ilgili yapılan düzenleme ilk bakışta gerekli gibi görülüyor. Çünkü gelişmiş ekonomilerinin tamamında emeklilik yaş ortalaması 60-65 yaş aralığında. Türkiye'de ise 52. Ülkemizde erkekler ömrünün %43'ünü, kadınlar ise %46'sını emeklilikte geçirmekte. Bulgaristan'da bu oran erkeklerde %25, kadınlarda %30,
Belçika'da %32 ve Fransa'da %33'tür. Aklın yolu bir. Bizim de bu seviyeyi tutturmamız ve sosyal güvenlik açığını bir ölçüde sınırlamamız gerekiyor. Ancak burası önemli. Kağıt üstünde geçerli olan bu gerekçe Türkiye gerçekleri bakımından büyük bir sosyal soruna yol açıyor. Çünkü 50'li yaşlar özellikle bu kadar istikrarsız bir özel sektörde çok zorlayıcı, emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 6 milyonun dramı bu noktada başlıyor. Bu kesimler emeklilik için genç görülüyor ama aynı kesim çalışmak için yaşlı sayılmakta. Empati yapıp kendimizi onların yerine koyup Türkiye gerçeklerini yeniden düşünelim. 50 yaşında bir işçi bir şekilde işten çıkarıldığında tekrar işe girebilir mi? Yeni bir iş bulabilir mi? Milyonlarca genç işsiz var. Ortada yaşlı kitleler bu nedenle korkuyla yaşamakta. İşten çıkarılırsam ne yaparım korkusu hayatlarını cehenneme çevirmiş durumda. Hakkaniyetli bir şekilde düşünelim. İş bulamayan ama emekli de olamayan milyonlarca kişi hayata nasıl tutunacak? Tabii hesap yaparken devletin imkanlarını da dikkate almalıyız. Bugün yaş sınırını kaldırsak, prim gününü tamamlayan herkes emekli olmaya kalkarsa emeklilik başvurusu yapacak 1 milyon 400 bin kişi var. Bu sayı 5 yıl içerisinde 6 milyonu aşacaktır. Bu kadar kişinin birden emekli olması sistemi tümüyle işlemez hale getirebilir. Yapılması gereken en makul iş, kapsamlı bir istihdam paketiyle birlikte emekliler için bir dizi iyileştirici tedbir açıklanmalıdır. Öncelikle kayıt dışı çalışmayı önlemesi lazım iktidarın. Türkiye'de kayıt dışı çalışan kişi sayısı yaklaşık 5 milyon. Bu kesimin yarısı kayıtlı hale gelse, yani sigorta sistemi içine alınsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı sıfırlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hiç açık vermediği bir ortamda insanların emekli olmasını kim engelleyebilir? O halde daha fazla sigorta denetmeni gece gündüz demeden iş yerlerini kayıt dışı çalışma konusunda denetlemeli. Sigortalı yaptığımız her yeni birey emeklilik beklentisi içinde açlığa mahkum ettiğimiz vatandaşlarımızın kurtuluşuna yardımcı olacaktır. Bir diğer mesele ise af. Çok kötü bir alışkanlığı var iktidarların. Belli aralıklarla özellikle de seçimlerden önce askerlik, vergi, eğitim, sigorta ve iskanla ilgili aflar çıkarılıyor. Seçimlerden önce kolaylaştırıcı düzenleme yapmak artık bir alışkanlığa, bir devlet geleneğine dönüştürüldü. Bu kötü uygulama insanları kural tanımamaya, sorumluluklarını yerine getirmemeye itiyor. Adeta teşvik ediyor. Nasıl olsa af çıkacak diye prim ödemeyen milyonlarca insan var. Af çıkarmak tüm millete ve aslında aftan yararlanan kişilere de bir kötülük. Bunu böyle bilip kuralları herkese ve her zaman uygulayalım lütfen. Değerli kardeşlerim, emekli maaşları için de bir düzenleme yapılmalı. Emekli maaşları çok düşük. İktidar mensupları dahil olmak üzere artık kimse bu apaçık gerçeği inkar etmiyor, edemez. Ama tek sorun o değil. Bizdeki emeklilik sistemi daha fazla çalışanın daha fazla emekli maaşı aldığı bir mantığa sahip değil ki. İnsanların çalışma fırsatı varken emekli olmayı tercih etmesinin bir nedeni de bu. Pek çok vatandaşımız şöyle düşünüyor. Nasıl olsa maaş artmayacak. Neden fazla çalışayım? Bizdeki yöneticiler medeni dünyada emeklilik yaşı yüksek diye düzenleme yaptılar ama sadece yaş yükseltildi. Maaşlarda ise örnek aldığımız Avrupa'nın yanına bile yaklaşamıyoruz. Bizim emeklimiz fatura ödeyemiyorken Alman, İsveçli, İngiliz emekli gelip Türkiye'de haftalarca tatil yapıp gidiyor. Adalet mi şimdi bu? Madem yaş yükseltildi, mutlaka emeklinin koşulları da yükseltilmeli. Daha fazla çalışan, daha fazla emekli maaşı almalı. Emekli maaşlarında yukarıya doğru bir düzeltme yapılmalı. Kardeşlerim, son olarak iyi yönetim ve düzgün mevzuata olan ihtiyacımızı vurgulamak isterim. Sosyal güvenlik mevzuatı, bırakın vatandaşları, konunun uzmanlarının bile takibini güçleştirecek derecede karmaşık. Farklı zamanlarda çıkan
çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge var. Oysa temel bir sosyal güvenlik yasası ve iş kanununa ihtiyacımız var. Tüm tali mevzuatta bu yeni kanunlara göre düzenlenmeli ve tabii ki özellik ve liyakat sosyal güvenlik kurumunun neden battı? Bundan dolayı. Yani bunlar olmadıktan sonra, liyakat olmadıktan sonra bu işlerin başına gelen insanlarla ilgili biz bu işe çözüm üretemeyiz. Emekliler yüzünden batmadı sosyal güvenlik sistemimiz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Emeklilik bekleyenler yüzünden mi battı sorusu sık sık sorulmalı ve bunun cevabının da böyle olmadığı kamuoyuyla da paylaşılmalıdır. Siyasetçilerin sorumsuz yönetimi tüm devleti batırdığı gibi ne yazık ki sosyal güvenlik kurumunu da batırmıştır. Bunu açıkça söylemek lazım. Bir an önce bu liyakatsizliğe son verilmelidir. İş bilmeyenlerin, bu konuda uzmanlığı olmayanların ve bu memleket millet için bu açıkların nasıl kapatılacağıyla ilgili kafa yormayanların buralara getirilmemesi lazım. Buna siyaset denmez. İş bilmeyen insanların iş başına getirilmesine devlet yönetimi ya da siyaset denmez. Bu kurumun, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun idari özerkliğe kavuşturulması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elindeki emeklilik fonlarının, paraların tıpkı batıda olduğu üzere özerk bir şekilde kullanılması gerekir. Ancak bu şekilde geçmişin hataları telafi edilebilir. Aziz milletim, herkes çok şikayetçi. 10 milyon insan işsiz, 6 milyon insan emekliliği bekliyor ama emekli olamıyor. Emekli olan 12 milyon vatandaşımız ise geçim sıkıntısı çekmekte. Bu düzen değişmeli artık. Hepimiz insanca çalışmayı ve dinlenmeyi hak ediyoruz.